Merhaba. Bugün biraz sakil bir dekor önünde çekim yapıyoruz. Geçici, merak etmeyin. Bunun sebebi şu. Sosyal medyada böyle sürekli kütüphaneler önüne geçip çekim yapan insanlara karşı ciddi bir tepki oluşmuş. Deniyormuş ki bu bir kere kütüphanesi olmayanları eziyor. Onun da ötesinde ben bütün bu kitapları okudum, ben ne desem doğrudur türü bir tavırı, bir kibiri, bir iktidar ilişkisini yansıtıyormuş. Tabii tersini düşünmek de mümkün. Yani kütüphane düşmanlığı eşittir kitap düşmanlığı eşittir aydın düşmanlığı da olabilir hele bizim ülkede. Ama ben her ağzını açanın hapse atıldığı bir ülkede yaşadığımıza göre haksız bulduğumuz, yanlış bulduğumuz eleştirilere bile anlamaya çalışmak ve daha hoşgörüyle yaklaşmak gerektiği kanaatindeyim. Hakikaten de bir kütüphane görüntüsü ürkütücü olamaz mı? Mesela Borges'in o Babil Kütüphanesi adlı öyküsünde betimlediği bir kütüphane vardır. Yazılmış ve yazılabilecek bütün kitapları içerir. Uçsuz bucaksızdır ve devinimseldir, labirentimsidir. Yani ürkütücüdür biraz. Nitekim Enis Batur Kütüphane adlı eserinde en kalın kabusunun işte böyle bir bütün kitapları içeren kütüphanede geçtiğini söyler. Hatta kitapların insanların aslında en büyük dostu değil, düşmanı dahi olabileceğini dile getirir. İtiraf etmeliyim ki ergenliğimde ben de babamın o kocaman kütüphanesinde bayağı sinir oluyordum. Çünkü babamla ne zaman tartışsak sanki o kütüphanesindeki bilgileri arkasına alıp beni ezdiğini düşünüyordum. Ve bunun babamın tavrı olduğunu sanıyordum. Ta ki kızım benzer bir cümleyi bana karşı kuruncaya kadar. Anladım ki bu iş biraz niyetten bağımsız algıyla da ilgili. Ben aslında hala, onu da itiraf edeyim, arkadaşlarımın kütüphanelerini ürkütücü bulurum. Çünkü ne zaman gidip baksam ne gibi kitaplar olduğunu merak edip, okumadığım ve okumak isteyebileceğim çok sayıda kitap olduğunu görüyorum. Ve artık yaş da 60'ı geçti. Okumam gereken, okumak isteyebileceğim bütün kitapları okumaya mümkün değil ömrümün yetmesi. Ve bu biraz tabii depresif bir duygu yaratıyor Borges'in de dediği gibi. Peki o zaman niye kitap kütüphanelerimizde bu kadar çok kitap var? Kütüphaneler benim evimin taşıyıcı duvarıdır diyen Enis Batur bile aslında kütüphanelerimizdeki kitap sayısının en obur okurun dahi okuyamayacağı kadar çok olduğunu söyler. İtiraf edeyim benim de durumum o. Birçok kitabı okumadım kütüphanemdeki ama benim özel bir mazeretim var. Babam da amcam da vefat ettiklerinde kütüphaneleri bana miras kaldı. Şimdi han, hamam, apartman, dolar falan miras kalsa afiyet diyecektim de kitap olunca mı burun kıvıraydım yani. Ama yine de gereksiz yere çok kitap barındırıyoruz kütüphanelerimizde. Alberto Manguel okumanın tarihinde bir kitabı okuduktan sonra da ondan ayrılmanın zor olduğunu söyler. Ama bu bir mülkiyet ilişkisi değil. Eco da kendisi de okuduğumuz kitapların bizim belleğimizin ve tecrübelerimizin, hayal gücümüzün koruyucusu olduğunu söylerler. Hatta ikisi de çok benzer cümleler kurarak şunu der. Biz bir kitabı okuduğumuzda yazarın kitabını okumuyoruz sadece. Şu baskıdan, şu kapakla, şu dokuda, şu kokuda, şurası çizilmiş, şurasında kahve lekesi olan bir kitabı okuyoruz. O bizim belleğimizi canlı tutuyor. Ama tabii yine de bu kadar çok kitap şart mı? Borges diyor ki eskiden kitaplar bir amaca hizmet ederdi. Ama artık kitabın kendisi başlı başına bir amaç oldu. Hatta eskiler zaten en eskiler kitaba güvenmezlermiş kalıcı olduğu için. Kendimize karşı da kullanılabilir diye düşünürlermiş. O yüzden anlatmayı tercih ederlermiş. Kafka ise diyor ki hayatı bir kitaba hapsetmeye kalkmak öten bir kuşu kafese koymaktan farksızdır. Bir de tabii okumadığı kitaplar hakkında konuşanlar var. Daha kötüsü okumadığı kitap hakkında kitap yazan var. Kim mi? Umberto Eco. Gül'ün adı. Kitabın merkezinde okuyamayacağı bir kitap olan Aristoteles'in Poetikası'nın kayıp ikinci cildi vardır. Mizahı anlatan o cilt. Bir de tabii çok böyle labirentimsi bir kütüphane o Gül'ün adındaki. Okumuşsunuzdur çoğunuz eminim. O da biraz ürkütücü. Zaten Piranesi'nin Hayali Hapishaneler adlı eserinden yola çıkarak hayal etmiş o kütüphaneyi. Sonuç olarak zaten Borges diyor ki kütüphane gereksizdir. Sonsuz sayıda sayfası olan tek bir cilt kitap yeter bize. Kütüphane konusundaki en sıkı öz eleştiriyi bence kendisi de kütüphane tutkunu olan Enis Batur yapmış yine Kitap Evi adlı kitabında. Orada zaten çok kitabı olan birine tanımadığı birinden bir kitap evi miras kalıyor. Ne bu kitap evi? İşte sırf kitap olan, kütüphane olan bir ev. Ya diyor ne gerek var falan. Sonra gidiyor bir bakıyor, bir daha bakıyor. Giderek ilgisini çekmeye başlıyor. Sonra oraya neredeyse yerleşiyor ve gerisini anlatmayayım okuyun. Çok komik, çok matrak bir kitap. Tamam, peki itiraf ediyoruz. Kütüphanelerimiz var ve bu konuda biraz tutkulu, hatta takıntılıyız. Bir ne yapalım yani? Yakalım mı? Tarihte bir sürü kütüphanenin yakıldığı gibi. Şimdi eğer bu görüntüleri izleyip içiniz sızlamıyorsa siz gerçek bir kitap düşmanısınız. Ama unutmayın ki yazar Heinrich Heine'in dediği gibi önce kitapları yakarlar, sonra insanları. Ve zaten eğer
kitap da sevmiyorsanız, mizah da sevmiyorsanız bu program size göre değil, izlemeyin. Niye kendinizi eziyet ediyorsunuz? Herkes bildiği gibi mutlu olsun. Mutluluğun tek bir yolu yok ki. O yüzden ben en azından diğerlerine veda ederken yeni dekorumuzun açılışını da yapmak istiyorum. Ressam René Magritte'den esinlendik. Bu yeni dekorumuzu hazırlarken Magritte'in ünlü Bu Bir Pipo Değildir adlı tablosundan esinlendik. Bir başka 5 dakika arada görüşmek üzere.